Merhaba. Yine bugün 50 tane ehliyet sınav soru çözeceğiz. Animasyon sorusu da var. Görsel sorular da var. Videoyu iyice izleyin. Sosyal medyadan takip edin. TikTok'tan, Instagram'dan paylaştığım soruları mutlaka çözün deneme sınavlarını. Videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Videoları beğenmeniz benim için gerçekten çok önemli. Beğenen arkadaşlara çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İlk yardımcı kaza yapan aracın içerisinden yaralıları çıkartmadan önce hangisine özellikle dikkat etmelidir? aracın modeline, yaralıların cinsiyetine, yaralıların üzerinde bulunan giysilere, aracın yanma ve devrilme tehlikesinin olup olmadığını. Bir kaza gördünüz, gittiniz gözünüzde canlandırın. İlk yapmanız gereken nedir? Hemen şeye bakar mısınız? Aracın modeline hayır, alakası yok. Yaralının cinsiyetlerine kadın erkek olması bir önem arz ediyor mu? Hayır. Giysiler önemi var mı? Hayır. Aracın yanma ve devrilme tehlikesine bakacaksınız arkadaşlar. Çünkü eğer araçta yanma ya da devrilme tehlikesi varsa aslında sizin can güvenliğiniz yok demektir. Yani özellikle ilk yapmanız gereken şeylerden biri budur. Aracın emniyetini sağlamak, el freni varsa çekeceksiniz ya da aracı sabitleyeceksiniz devrilme tehlikesi varsa ya da yangın tehlikesi varsa önce bunları engelleyip sonra yaralılar çıkartıyoruz. Cevabımız D seçeneği yani geçelim. Kalp masajı uygulanabilmesi için kazazedede kesinlikle olması gereken durum hangisidir? Dolaşımın durması, kalp atımlarının alınamaması, sesli uyaranlara tepki vermemesi, reflekslerin kaybolması, bilinç, bilincin kaybolması. Kalp masajı uygulamak için arkadaşlar cevap A seçeneği dolaşımın durması, kan dolaşımının işte kalp atımlarının olmaması. Zaten kalp atan kişiye niye Kalp masajı uygulayalım biz. Kalp masajının amacı nedir? Kalbi duran kalbi çalıştırmaya çalışmak tekrar. Kalbi çalışıyorsa için kalp masajı yapılmaz. Doğru cevap A seçeneği. Geçelim. Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir? Kazanın yeri doğru ve açık şekilde belirtilmeli. 1. 2. Yaralının genel durumları ve sayıları bildirilmeli. 2. 3. Yaral çağrıyı yapan kimlik bilgilerini ve telefon numarasını vermeli. Hangisileri önemli haberleşmede? Açık şekilde bildirmek doğru. Yaralı sayılarını söylemek önemli. Ona göre ilk yardımcı gelecek ya da malzeme getirilecek. Yine telefon numara ve kimlik bilgilerinizi, adresinizi net bir şekilde vereceksiniz. Cevap D seçeneği. Geçelim. Yukarıdakilerden hangileri kazalara yol açan faktörlerdendir? Alkol veya madde bağımlılığı, eğitim eksikliği ve tedbirsizlik, tehlikeye atılmaya hazır kişilik yapısı. Alkol ve madde bağımlılığı evet, eğitim eksizliği, tedbirsizlik, yani eğitimden kastı arkadaşlar illa üniversite veya ilkokul mezunu manasında değil buradaki şey. Trafik eğitim eksik kişi kazaya sebep olabilir. Tehlikeye atılmaya hazır kişilik, tez canlı bir kişilik yapısı o da doğru. Bunun üçü de trafik kazalarının artmasına yol açabilir. Cevap D seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi araçta yakıt tasarrufu sağlar? Düşük kaliteli yakıt kullanmak, devamlı düşük vitesle gitmek, devamlı büyük vitesle gitmek, ani duruş ve kalkışlardan kaçınmak. Doğru cevabımız düşük kaliteli yakıt kullanmak değil. Bu da değil. Düşük viteste gitmeyeceğiz yüksekte de gitmeyeceğiz arkadaşlar şartlar ve durum neyi gerektiriyorsa orada gideceğiz en performanslı durum odur devamlı büyükte de gitmeyeceğiz işte onu da söyledik ani duruş kalkışlardan kaçınmak bunu yapmazsak yakıt tasarrufu sağlarız doğru cevap D seçeneği. Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir? Kolların baş hizasında durmasına, karşı tarafından baş tarafından çekilerek çıkarılmasına, baş-boyun-gövde hizasının bozulmamasına, ayak tarafından çekilerek çıkartılmasına. Doğru cevabımız burada tabii ki C seçeneği. Arkadaşlar baş-boyun-gövde belgesinin bozulmamasına dikkat ediyoruz. Bakın. Zaten kişiyi araçtan çıkartmada kullanılan bir yöntem var. O da rentek. Baş boyun gövdeyi için bozmuyoruz? Baş boyun gövdeyi bozarsak omurilik zarar görebilir. Omurilik zarar görürse kişi felç kalabilir. Onun için baş boyun gövdeyi bozmuyoruz. Bu yöntemimizin ismi ne? Rentek manevrası. Unutmayın. Fotoğrafı da budur rentek manevrasının. Kişiyi araçtan çıkartmadan kullan çıkartmada kullanılan yöntemdir. Kısaca Amacı da baş omurgaya zarar vermemek, omuriliğe zarar vermemek, kişinin felç olmasını önlemek. Bunlar önemli ipuçları. Geçelim. Resimde uygulaması gösterilen ve kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkartılmada kullanılan teknik. İtfaiyeci yöntemi, Rentek manevrası, sürükleme man yöntemi, hemlik manevrası. Bu fotoğrafta neyi gösteriyor bize? Ya zaten bu fotoğraf olsa da olmasa da arkadaşlar cevabının rentek olduğunu bilmeniz gerekiyor. Neden? Çünkü kişiyi araçtan çıkartmada kullanılan bir yöntem var. O da rentek. Araç rentek. Araç rentek. Bakın araç rentek. Yani bunu bu şekilde çıkartmasının amacı nedir? Omuriliğe zarar vermemek. Omurilik zarar görse ne olur? Kişi felç olur. Bunlar da önemli. Geçelim. Bilinci açık ve tam tıkanıklık yaşayan kazazedeye hemlik manevrası uygulayan bir ilk yardımcının uygulama sırası nasıl olmalıdır? Evet hemlik. Hemlik manevrasını biz kime uyguluyoruz? Tam tıkanması olan kişiye. Şimdi arkadaşlar. Bir. Şu. iki numara bir. Önce arkasına geçecek gövdeyi kavrayacak. Sonra. 2 Bir elin baş parmağıyla midenin yumruk yaparak koyacak o bölgeye. 3 kuvvetli bastıracak. Yani buradaki doğru cevabımız nedir? B seçeneği 2 3 1. Şimdi bunlarda şu şekil bir taktik uygulayabilirsiniz. En sondakini bulup şıkları eleyerek gidebilirsiniz. Yani yukarıya doğru bastırma zaten en sonuncu 3. Şıklara bakalım. Bu bu değil. Ya B ya D. Bu şekilde iki şık arasında kalırsanız sallayın. Doğru yanlışı götürmüyor ya hani en azından tutturma ihtimaliniz olur. Şimdi hem manevrası ile ilgili hemen göstereyim aşamalarını. Bakın. 1, 2, 3. Önce arkasına geçip elini bu şekil yapıyor sonra bastırıyor. Şu hem manevrasının pozisyonudur. Aşamalarda burada bakın. 3 aşamadan oluşuyor. Hem manevrasını nerede yapıyorduk? Tam tıkanması olan kişilerde. Tam tıkanma belirtilerde yine kişinin nefes alamaması, acı çekmesi, konuşamaması. Peki bir de kısmi tıkanma vardı. Yani kısmen bir tıkanma. O durumda ne yapıyorduk? Kişiyi öksürmeye teşvik ediyorduk. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi ciddi yaralanmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır? Yara içinin kurcalanması, yara yarada kanama varsa durdurulması, yaranın temiz bir bezle, temiz bir pamukla kapatılması, pardon. D. Yaralıya saplanan yabancı cisimlerin çıkartılması. Doğru olanı arıyoruz. Doğru olan nedir? B. Kanama varsa durduracağız. Yara içini kurcalıyor muyuz? Hayır. Yaranın üzerine pamukla olmaz. Bezle olur, pamukla olmaz. Yaraya saplanan yabancı cisim çıkartılmıyor. Kesinlikle. Çünkü yabancı cismi çıkarttığımızda kanama artabilir ya da çıkartırken de zarar verebilirsiniz. Bunlar önemli. Arkadaşlar videoları beğenelim. Kanala abone olalım sizden ricam. Geçelim. Sorularınız varsa yorum kısmından bana sorabilirsiniz sorularınızı. Tüm sorulara cevap vermeye çalışıyorum. Instagram'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Instagram linkinin, Instagram kanalının linkini videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Geçelim. Haritaların sağ kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir? Batı, doğu, kuzey, güney. Şimdi bakın ben buraya haritayı koydum. Normalde bu yok bu soruda. Sağ kenar çizgisi. Şurayı bahsediyor bak kenar çizgisi dediği burası. O zaman cevabımız doğu. Şunun fotoğrafını alın. Bu lazım olabilir size muhakkak. Geçelim. Hangi sürücü belgesine sahip olanlar iş makinesi kullanabilir? B, C, G, D. İş makinesi sahiplik sürücü belgesi. Cevabımız tabii ki burada G sınıfı olacak arkadaşlar. Bunlarla ilgili Instagram'da paylaşım yapacağım birkaç gün içerisinde. Instagram mutlaka takip edin. Çünkü bu çok karıştırılıyor sürücü belgesi sınıfları. En azından birkaç tanesini bilirseniz doğru yanıt yaparsınız. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi arıza farların yanmamasına sebep olur? Hangi arıza farların yanmamasına sebep olur? Özür dilerim. Bujilerdeki, distribütördeki, far anahtarındaki, endüksiyon bobinindeki. Cevabımız nedir? Tabii ki arkadaşlar. Burada cevabımız C seçeneği far anahtarı. Arkadaşlar far anahtarı dediğimiz farın ateş Açılıp kapanmasını sağlayan anahtar evdeki düğmeler gibi düşünebilirsiniz en basit haliyle Daha da karmaşıktır da oraya girmeyelim hiç Bujiler ateşlemeyi sağlıyor zaten Endüksiyon bobini ateşleme bobini bu da ateşleme ile alakalı bir parça arkadaşlar ee, Cevap C seçeneği geçelim Şekle göre iki numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır Şıklarımız hızını arttırmalı U dönüşü yapmalı bir nolu araca yol vermeli, bir nolu aracı ikaz ederek durdurmalı. Şeklimizi inceleyelim. Bir iki numaralı araç buradaki araç gördüğünüz üzere. Şimdi hızını arttırması doğru mu? Hayır burada daralan bir yol var. Yol daralıyor bakın iki şeritten tek şeride düşüyor. Hızını arttırması doğru olur mu? Hayır. U dönüşü yapması alakasız bir şık olmuş. Bir numaralı araca yol vermesi. Evet bu doğru arkadaşlar. Biz de doğruyu arıyoruz. Çünkü bir numaralı araç solda zaten yoluna devam ediyor. Bu daralan bir noktada dolayısıyla bire yol verip sonra kendisi dahil olacak yola. Bir numaralı aracı ikaz ederek durdurmak ya da onu yavaşlatmak kendi yola girmeye çalışmak kendisinin yanlış. Bunlar yanlış. Cevabımız C seçeneği doğru seçenek. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarına ait bir özelliktir? Küçük kabarcıklar şeklinde kanam olması. Yüzeysel yaradan yayılarak yavaş akması. Koyu kırmızı renkte kan taşar biçiminde akması. D. Açık kırmızı renkteki kanın kalp atımlarıyla eş zamanlı fışkırır tarzda akması. Atar damar. Evet kanamalarla ilgili burada cevabımız arkadaşlar. D seçeneği doğru olan. Atar damar A harfiyle ile başlıyor. Bak açık 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 kırmızı. Atar damar nedir adı üstünde? Atar. kalbin atımlarıyla. Kalbin atımlarıyla. Bak. Kalp attıkça kan da böyle atıyor. Vücuda pompalanıyor. Fışkırır tarzda akar. Tehlikeli bir kanama türüdür. Koyu kırmızı renkteki taşar biçimde yani bu toplar damar. C seçeneğindeki olan koyu kırmızı. Yavaş yavaş Küçük kabarcıklar halinde akması da bu da kılcal damar kanaması arkadaşlar Küçük kabarcıklar halinde kıl inceliğinde daha üstünde akması kılcal damar kanaması Atar damar toplar damar kılcal damar kılcal damar en tehlikelisi Atar damar Kalp atımlarıyla uyumlu olduğu için kalp attıkça fışkıracağı için En tehlikelisi Ve açık renklidir atar damar Temiz kandır Toplar damarda koyu renklidir Taşar biçiminde akar Kanamalarla ilgili bunları bilseniz işinize yarar bu bilgiler. Çıkıyor çünkü bu saydıklarımın hepsi. Geçelim. Başa alınan darbe sonucu kulağından kan gelen kazazedeye hangisi uygulanır? Kulağından kan gelen baş yaralanması. Tehlikeli bir yaralanmadır arkadaşlar. Bakalım. Oturtulup kulağına pamuk tıkanır. Sırt üstü yatırılarak ayakları yukarı kaldırılır. Kan akan bölgesi altta kalacak şekilde yan yatırılır. Kanama engellenmez. Kan akan bölge süste kalacak şekilde yan yatırılır. Kulak pamukla tıkanır. Doğru cevap. Kulağına pamuk tıkamak doğru mu? Hayır arkadaşlar. Kanı içeride hapsetmeye çalışmak doğru bir şey değil. Kan aksın bırakın. Ayakları yukarı kaldırmak doğru değil. Ayakları yukarı kaldırırsanız kan baş bölgesine daha fazla gidecektir. Kanaması artar. Bu yanlış. Kan akan bölgesi altta kalacak şekilde. Bakın yan yatırılır. Kanama engellenmez. Yani kan akan kulak aşağı gelecek. Kanaması o devam etsin diye yan yatıracağız. Doğru cevap C seçeneği. Yine kan akan bölge üstte kalacak şekilde yaparsak ne olur? İçeri akar kan. O da doğru bir davranış olmaz. Geçelim. Şekildeki trafik işareti neyi yasaklar? Geri gitmeyi, sola dönmeyi, U dönüşü yapmayı, ada etrafında dönmeyi. Doğru cevabımız C seçeneği. U dönüşü işaretidir arkadaşlar bu trafik işaret lefamız. Lefalar dediğim gibi Instagram adresine koydum orada bol bol lefa paylaştım. Mutlaka Instagram'ın ana sayfasına gidin profile orada lefalara bakın. Günlük bir iki kere tekrar edin mutlaka. Tavsiyem aklınızda kalıcılığı olur en azından. Geçelim. Yağ çubuğunun görevi hangisidir? Antivirüs seviyesini göstermek. Elektrolit seviyesini göstermek. Motor yağ seviyesini göstermek, soğutma suyu seviyesini göstermek. Yağ çubuğu neyi ölçüyor? Yağ seviyesini ölçüyor araçta. Bunu soruyorlar. Araçta yağ seviyesini ölçen çubuğun ismi nedir? Yağ seviyesini ölçen. İşte bu da yağ çubuğudur arkadaşlar. Yağ nasıl ölçüyoruz araçlarda? Düz bir zeminde ölçüyoruz yağ seviyesini. Onu da unutmayalım. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda gücün kaynağıdır? Şaft, tekerlek, motor, vites kutusu. Doğru cevap güç kaynağı tabii ki motor. Arkadaşlar araçlarda gücün kaynağı motordur. Şurada da yazıyor. Motor araçlarda gücün kaynağıdır. Motor nasıl çalışır? Isı enerjisini mekanik enerjiye çevirmek suretiyle. Motor budur işte arkadaşlar. Bazen ok işareti çıkartıp soru işareti koyarlar. Bunun ismi motor. Unutmayın. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi aracın elektrik sisteminde kısa devreden ve aşırı yüklenmeden dolayı oluşabilecek hasarların önlenmesi için kullanılır? Buji, ampül, sigorta, enjektör, elektrik sistemi. Doğru cevap nedir? C seçeneği. Kısa devre. Bakın anahtar kelimemiz şu. Elektrik sistemi kısa devre. Evlerde de aynıdır. Elektrik sistemi kısa devre oluşmasını önleyen sistemle sigortalardır. Şimdi sigortalarla ilgili şunlar da ayrıca bilmenizde fayda var. Ehliyet sınav sorusu olarak geliyor karşımıza sigorta konusu. Sigorta budur arkadaşlar. Sigortalardan biri yandığında ya da sigortalardan biri bozulduğunda ne olur? Aynı amperde yenisiyle değiştirmek gerekir. Eğer aynı amperde değiştirmezsek, yenisiyle yani farklı bir amper sigorta takarsak elektrik tesisatının yanmasına sebep oluruz unutmayın. Bu da önemli bir bilgi. Geçelim. İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Damarlar kanı kalpten dokuya taşır. B. Damarlar kanı kalpten vücuda taşır. C. Kılcal damardaki kan basıncı diğer damardakilerden azdır. D. Atar damardaki kan basıncı toplar damardakinden fazladır. Yanlış diyor. Kan dolaşımını bir özetlemiş olacağız burada. Cevabımız B. Kanı kalpten vücuda taşır diyor. Bakın arkadaşlar. Kalpten vücuda taşımaz. O atar görevi. Kalpten vücuda göndermek atar damarın görevi. Şurada bak yazıyor. Kalpten dokulara, vücuda. Bu toplar damar ne? Vücuttan kalbe topluyor. Adı üstünde topluyor kanı geri. Vücuda giden kanı topluyor. Unutmayın. Atar damar kalp attıkça kanı vücuda pompalıyor. Toplar damar da bunu topluyor. Adı üstünde toplar. Bak mantıken bile çözersin. Bu yanlış. A doğru. C ne? Kılcal damar kan basıncı diğerlerine göre azdır. Evet kılcal damarlar incedir. Kıl inceliğindedir. Kanama tehlikesi de çok azdır. Çok fazla kanar ama yaşamsal fonksiyonlar etkilemez. Atardamardaki kan basıncı toplardamardakinden fazladır. Evet arkadaşlar, atardamar basınçla gönderiyor vücuda. Toplardamar böyle daha yavaş topluyor. Cevabımız B seçeneği. Bunu unutmayın. Güzel bir soru. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz? Debriyaj balatasının eskimesi, lastik hava basıncının düşmesi, Depodaki yakıt seviyesinin azalması, aracın uygun olmayan devirde kullanılması. Evet, olmaz diyor bak. Şimdi tek tek inceleyelim. Debriyaj balatasının eskimesi yakıt tüketimine etkisi olur arkadaşlar. Bu doğru. Lastik hava basıncının düşmesi, düşük basınçta lastikte uzun süre seyrederseniz yine aracınız daha fazla yakıt tüketir. İdeal olan ne? İdeal basınç. Araçtan araca değişiyor bir ideal basınç. Depodaki yakıt seviyesinin azalması. Bu dursun. D. Aracın uygun olmayan devirde kullanılması. Yani aracın hızına uygun devirde gitmemek. Yani birinci viteste 5000 devirle gitmek gibi bir şey yani öyle söyleyeyim arabayı bağıttırmak diyor. Bu da yakıt tüketiminin artmasına sebep olur. Fakat depodaki yakıt miktarının az olması yakıt tüketimiyle hiçbir bağlantısı olmaz. Unutmayın. Burada lastik hava basıncını karıştırmayın arkadaşlar. Lastik hava basıncı düştüğü zaman araç yere daha fazla temas ediyor. Araç daha böyle giderken zorlanıyor. Unutmayın. Dolayısıyla e, o etkiler yani yakıt tüketim. Bir de arkadaşlar şunu da unutmayın. Bu da çıkıyor. Arkadaşlar kışın araçlar daha fazla yakıt tüketir. Çünkü soğuk motor daha fazla efor sarf ediyor. O da zaman zaman karşımıza gelebilir. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir? Zihinsel aktivitenin artması, cildin soğuk ve nemli olması, vücut sıcaklığının hızla yükselmesi, dilin gevşeyerek geriye doğru toplanması. Doğru cevabımız B seçeneği, cildin soğuk ve nemli olması. Şok neydi? Hemen hatırlayalım bir. Şok dediğimiz pozisyonumuz buydu önce pozisyonundan başlayalım 30 santim ayakları yükseltiyorduk buradaki her şey önemli her şey sınavda çıkabilir arkadaşlar Bu konu anlatım sayfalarını özellikle özet yapıyorum Şimdi şok neydi Ayağını yukarı kaldırıyorduk niçin kaldırıyorduk Ayakta bulunan bu bölgede bulunan kan buralara gelsin buralara gelmesi için niye önemli Çünkü burada yaşamsal organlar var. işte kalp bölgesi baş bölgesi Yaşamsal organlar bulunuyor Dolayısıyla ayaktaki kanı buraya sevk etmiş oluyoruz. Çünkü kanlama şokun tanımı da neydi? Kalp damar sistemin yaşamsal organların kanlama yapamaması durumu. Ya yani buralarda kanlama yapamaması sonucu zaten şok oluşuyordu. Onun için buraya kan sevk ediyoruz. Şokun belirtileri neydi? Kan basıncından düşme, hızlı, zayıf nabız, hızlı ve yüzeysel solunum, ciltte soğukluk, nemlik, işte az önceki sorumuzdaki şey. Endişe, huzursuzluk, baş dönmesi, dudak çevresinde morarma. Susuzluk hissi, bilinç seviyesinde azalma, şokun belirtileriydi. Bakın şurada mesela bilinç seviyesi deyince hemen karıştırmayın artması demiş bu. Mesela yanlış olur. Şuradaki şeyle karıştırmayın bilinç seviyesindeki azalmayla. Burada azalma diyor, soruda artma diyor. Özellikle göstermek istedim çünkü bazen bu şekilde tuzak yapıyorlar. Geçelim. Karayollarında araç kullanan bir sürücünün hangisini yapması yasaktır? İki şeridi birden kullanması, aracını gidiş yönüne göre yolun en sağından sürmesi, gidişe ayrılan yol bölümünün en sol şeridini sürekli işgal etmekten kaçınması, şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte sürülen araçların güvenle geçişlerini beklemesi. Hangisi yasaktır? Evet doğru cevabımız nedir? Basit bir soru. Kafa karıştıracağım ama basit. A seçeneği arkadaşlar iki şeridi birden kullanamazsınız. Yani çizgiye basarak gidiyorsun diyor. Bu yanlış bir şey. Cezası da var. Yine sağdan sürmek mantıklı. Doğru. Bu doğru. Bu yanlış. Yanlış arıyoruz biz zaten. En sol şeridini sürekli işgal etmiyoruz. Çünkü orası sollama şeridi. Yine araçların güvenle geçişini beklemekte doğru bir durum. Cevabımız A seçeneği geçelim. Dizel motorlu araçları çalıştırırken Marşa basmadan önce gösterge panelindeki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi beklenmelidir? Şıklarımız Akü şarj ışığı Yağ basıncı ikaz ışığı ısıtma bujisi ikaz ışığı El freni çekili ikaz ışığı Dizel Doğru cevap C seçeneği Buraya bilerek bunu koydum. Sembolü nedir onu öğrenesiniz Arkadaşlar bu Kızdırma bujisi işareti. Sınavda bazen çıkıyor. Unutmayın. Geçelim. Üç aktarma organlarından hangisi araca geri hareket yeteneği kazandırır? Şaft, amortisör, vites kutusu, diferansiyel. Geri. Doğru cevabımız C seçeneği. Vites kutusu arkadaşlar. Hani geri vites, ileri vites var ya. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Doğru cevabımız vites kutusu. Diğerler de güç aktarma organı mıdır? Evet bunlar güç aktarma organıdır. Özellikle şaft ve diferansiyel. Diferansiyelin görevi neydi? Aracın virajlarda dönüşünü kolaylaştırmak, dönüşe katkı sağlamak, tekerlerin birbirinden bağımsız hareket etmesini sağlamaktı. Diferansiyel de soruyorlar. Diferansiyel dediğimiz parça zaten arkadaşlar şurada önemli diye göstereyim. Şu iki, arka iki tekerleğin ortasında bulunan parça soru işaretiyle sorarlar. Eğer videolar sürekli izliyorsanız ya da bol soru çözüyorsanız karşılaşmışsınızdır zaten bu soruyla. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi balanssız tekerleğin araç üzerindeki etkilerindendir? Motorun yağ yakması, motorun hararet yapması, fren hidroliğinin eksilmesi, direksiyonda ve araçta titreşimlerin oluşması. Balans teker ayarlarına, lastik ayarlarına yapılıyor biliyorsunuz. Eğer yapılmazsa direksiyonda titreşimler oluşur arkadaşlar. Özellikle belirli bir kilometreden sonra. Yine arkadaşlar titreşimler oluştuğu için rot başları da zarar görür. O da sınav sorusu. Şurada geçelim. Bakın lastiğin değiştirilmesi. Lastikle ilgili hazır soru çıkmışken balans lastiğe yapılıyor dedik ya. Lastikle ilgili lastikle ilgili karşımıza gelecek birkaç soruyu daha bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Lastiğin değişim sırası budur. Bu sırayı bazen sorarlar nadiren dostlar. Arkadaşlar lastiği değiştirmeden önce ilk yapmamız gereken güvenlik önlemi el frenini çekmek. Gerekirse önün arkasına takoz koymaktır. Çünkü hareket etmemesi gerekiyor. Arkadaşlar lastikler sökülürken şurayı görüyor musun? Şurada bir, adam bir anahtarla işlem yapıyor. Bu anahtara biz bijon anahtarı diyoruz. Bu Buradaki vidalara da bijon diyoruz. Bu bijon bijon anahtarıyla sökülüyor. Bu sınav sorusudur unutmayın. Lastikler bijon anahtarıyla sökülür. ile kaldırıyoruz yine. Geçelim. Motora alınan hava içerisindeki toz ve kum zerrelerini hangisi temizler? İpucumuz ne? Hava. Karbüratör, hava filtresi, emme sübaba, emme monif oldu. Cevabımız nedir? Hava içerisindeki ise havayı temizliyor. Hava filtresidir bu. Benzin içerisindeki deseydi yakıt filtresi olacaktı. Ya içerisindeki pisliği temizleyen parça deseydi yağ filtresi olacaktı. Unutmayın. Şurada filtre ile ilgili bir detaylı bilgi vereyim ben size hava filtresi ile ilgili. Arkadaşlar hava filtresi motorun içerisindeki hava kumu pisliği temizler. Bu görevi yapar kısaca hava filtresi. Yine sınavda soru olarak şu geliyor. Hava filtresinin kirli olması durumunda performans kaybı görülür. Diğer bir dille yakıt tüketiminde artış olur. Hem aracının performansı düşer hem yakıt tüketiminiz artar. Hava filtresi kirli ise bu da çıkıyor sınavda. Motor zengin, Zengin. Zengin nedir arkadaşlar? Hava oranının az, yakıt miktarının fazla olduğu karışım. Motor zengin karışımla çalışır. Hava filtresi kirli ise hava akışı zorlaşır. Motor çekişten düşer. Yakıt sarfiyeti artar. Aracı yine çok kirli bir ortamda kullanıyorsanız yani toz toprağın çok olduğu ortamda kullanıyorsanız hava filtresini daha sık değiştirmelisiniz normale göre. Normalde neydi? Yıllık bakımda değiştiriyorduk. Geçelim. 3 şeritli bir otoyolda kamyonlar için hangi şeridi kullanmak yasaktır? En sol şeridi, en sağ şeridi, orta şeridi hepsi. Cevabımız nedir bu sorumuzda? Değerli arkadaşlar bu sorumuzda cevabımız A seçeneği en sol şeridi kullanmalar yasaktır. Bununla ilgili kesinlikle sınavda geliyor soru. Bakın şu şekilde Instagram'da da paylaştım bunun fotoğrafını. Bakın arkadaşlar otoyollarda bu şekilde lehalar olur. Bak leha ne diyor biliyor musunuz? En sağ şeritte kamyonlar gidecek diyor. Bakın burada ne var? Kamyon. Kamyon buraya geçebilir orta şeride. Fakat sollamak için kullanacak. Yani burada sollama yapmak için kullanabilir orta şeridi Ama bak en sol şeritte çarpı koymuş. Kamyon kesinlikle buraya geçemez. Otobüs kesinlikle geçemez. Sollamak için dahi olsa geçemez arkadaşlar. Zaten otobanda bu şekilde lehalar görürsünüz. Mesela ot otomobilde ne diyor düz gitsin diyor orta şeridi kullansın diyor otomobil içinde. O da mesela sol şeridi kullanması yasak ama kesinlikle yasak değil. Sollama amaçlı burayı kullanabilir. Ama kamyon kesinlikle kullanamaz. Çünkü sollama yaparken dahi kullanamaz yani bakın. Ee, onun için dikkat etmek gerekiyor. Bu tür sorulara mutlaka dikkatli bakarsanız çözersiniz. Geçelim. Aracın aşırı nemli ve tozlu ortamlarda kullanılması durumunda aşağıdaki parçalardan hangisinin bakımı daha sık yapılmalıdır? Hava filtresi, hız göstergesi, araç içi dikiz aynası, soğutma suyu antifrizi. Arkadaşlar, aracın nemli ve tozlu ortamlarda kullanılması durumunda şıklar üzerinden gideceğiz. Hız göstergesinin bir alakası var mı? Hayır. Dikiz aynasının alakası var mı? Hayır. Soğutma suyu antifirzinle alakası var mı? Hayır. Cevap hava filtresi. Arkadaşlar hava filtresi ne yapıyordu? Dışarıdan gelen havayı temizliyordu. E dışarıdan gelen hava çok tozluysa ne olur? Tıkanır filtre. Dolayısıyla sık sık değiştirmek gerekiyor. Yani şuna düşünün. Evinizdeki elektrikli sübürgeniz... E, ...mahallede bir inşaat yapılıyorsa daha sık tozlanır. Ve sübürgeyi de sık sık temizlemeniz gerekir. Filtresini yıkamanız ya da artık temizlemeniz gerekir. Fakat daha böyle... E, toz toprak olmayan bir evi süpürüyorsanız filtre daha uzun süre gider. Aynı mantık aslında. Araçta elektrik devresinin yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı. Buji, soket, ampul, sigorta. Yüksek akıma karşı koruyor. Evlerde ne koruyor bunu? Sigorta. Burada da yine sigorta koruyor. Sigortanın görevi neymiş? Yüksek akıma karşı korumak, kısa devre olduğunda sistemi korumak, Araçta yanlış bir sigortayı daha yüksek amperli bir sigorta ile değiştirmemek gerekiyor. Eğer değiştirsek elektrik tesisatının yanmasına sebep oluruz. Yani sigortalardan biri bozulup yandığında aynı amperde sigorta ile değiştireceğiz. Unutmayın orası aynı kelimesi önemli. Yukarıdakilerden hangileri dönüş ışıklarının kullanılması zorunludur? Şerit değiştirmelerde sağa sola dönüşlerde bir aracın geçilmesi esnasında. Dönüş yani sinyal ışıkları Şerit değiştirirken okey Sağa sola dönüşte okey Bir aracı sollarken Yani arkasındasınız aracın sollayacaksınız orada da kullanıyorsunuz okey Cevap D seçeneği Geçelim bunu da Şekle göre ifadelerden hangileri doğrudur Bakalım ifadelere 1 numaralı şerit sadece sola dönüş içindir 2 numaralı şerit sadece ileri yönde seyir içindir 3 numaralı şerit sadece sağ dönüş içindir. Cevabımız Evet arkadaşlar cevaplarınızı tahmin ettiğinize göre cevaba bakalım. 1 numara şerit sağ dönüş için sola dönüş için mi? Evet doğru. 2 numaralı şerit sadece ileri mi? Evet o da doğru. 3 numaralı şerit sadece sağ dönüş içindir. Bu yanlış arkadaşlar. Niye yanlış? Arkadaşlar 3 numaralı şerit sadece sağ değil aynı zamanda ileri gidenler içinde. Burada ama sadece sağ yazdığı için yanlış oluyor. O zaman cevabımız B seçeneği. Geçelim. Geceleri karayolunda seyrederken resimde görüldüğü gibi karşı yönden gelen araç sürücülerinin karayolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştırmamak. Resimde görüldüğü üzere kamaştırmamak için uzağa gösteren ışıkların yerine hangi ışıkları kullanmalıyız? Sis park acil uyarı yakını gösteren. Bu sorumuzun cevabı arkadaşlar D seçeneği yakını gösteren. Şimdi arkadaşlar şurada yakın ve uzak gösteren ışıklar nerede kullanılır? Onu ondan bahsediyor. Uzağı gösteren ışıkların lambası budur arkadaşlar. Yakınınkini koymamışız. Uzağı gösteren ışıklar arkadaşlar yerleşim birimi dışında. Yani şehirler arası yollarda kullanılır geceleyin aydınlatma yetersizse tünellerde, yetersiz aydınlatma olan tünellerde. Ondan sonra genelde buralarda kullanılır. Aydınlatmanın yetersiz olduğu yerde de 100 metreye aydınlatır uzun ışıklar. Kısa ışıklar ise arkadaşlar şehir içinde. Bir aracı takip ediyorsak, bir araç karşımızdan geliyorsa şehir içi ya da dışı fark etmez. Bu tür durumlarda da kısa ışığı kullanacağız. Bu da 25 metre. Ben özetledim. Burada daha fazla bilgi yazıyor arkadaşlar. Onları mutlaka okuyun siz. Ben genel hatlarıyla bir özet yapmış oldum geçelim Şekildeki kara yoluna ne ad verilir Yolu inceleyelim Gördüğünüz üzere yolda iki gidiş iki geliş var ortada çift şerit var Yani bu yol tali yol Geçiş yolu bağlantı yolu bölünmüş yol Doğru cevabımız nedir bölünmüş yol ne ile bölünmüş İşte şurası Şimdi bu yol tanımlarına bir bakalım detaylıca Şimdi arkadaşlar bölünmüş yol neydi bu işte arada bir ayrıcı olması durumunda yani iki tane yol farklı birbirinden ayrı, bağımsız. Bir de bunun ortasında ayrıcı oluyor zaman zaman bu kaldırım olur veya çukur, kanal oluyor zaman zaman. Buna da biz ayrıcı diyoruz. Ayrıcıyı soruyorlar. Burada banketi bilmemiz gerekir. Banket neymiş? Yaya yolu olarak ayrılmamış. Bakın, yaya yolu olarak ayrılmamış karayolunda. yolunda. Taşıt yolu kenarı ile şevbaşı, hendek içi üst kenar arasında kalan Olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı yol şurası. Bir de geçiş yolu var. Geçiş yolu da özel mülkiyetten çıkış. Yani şurası bir petrol ofisi özel mülkiyet. Buradan ana yola çıkılan yol şurası geçiş yoludur. Bağlantı yolu da işte şu okla gösterilen kısımdır. Bunlar çıkıyor sınavda. Zaman zaman mutlaka bunlar baştan sona okumalısınız. Geçelim. Yerleşim yeri içerisinde trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır? Neymiş? Nereye? Trafik işaret levhalarına. 15 20 25 30. Bu doğru cevap A seçeneği 15. Şimdi bununla ilgili birkaç husus var. Yangın musluklarına 5 metre. Geçiş üstünlüğüne sahip araçların giriş çıkış alanlarına 15 metre. Otobüs duraklarına kamu hizmeti yapan yolcu duraklarına 15 metre. Yine park, bahçe, garaj, sinema ve benzeri iş, okul her iki yönden 5 metre. Alt üst geçitlere 10 metre. Mesafeden park etmek yasaktır. Bu da neydi? Trafik işaretli lehalarına da 15 metre. Unutmayın. Geçelim. Şekle göre bir numaralı aracın sürücüsü hangisini yapmalıdır? Bir numara hangisi? Arkadaki. Bakalım şıklarımıza. Öndeki araca takip mesafesinden daha fazla yaklaşmalı. Takip mesafesine uyarak bulunduğu şeridi izlemeli. Hızını arttırarak öndeki aracı geçmeli. Öndeki aracın geç işaretine uymalı. Doğru cevabımız B seçeneği. Takip mesafesine uyarak bulunduğu şeridi izlemeli. Neden? Sollama yapabilir mi hocam? Hayır yapamaz. Neden yapamaz biliyor musunuz? Düz çizgi görüyor musunuz? Bakın, düz çizgilerde neydi? Sollama yapılmaz. Zaten bu yolda ilerisi görülmeyen bir viraj. Yani bunlar olmaz. Hızını arttırmayacağız. Sollama yapamayız zaten tek şerit. Yani şu düz çizgi olduğu için daha fazla da yaklaşmıyoruz. Neden? Çünkü ilerisi görünmüyor. Ne olacağı belli olmaz. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan değildir? Halkın can ve mal güvenliğinin korunması Işıklı ve sesli uyarı işaretlerinin bir arada verilmesi, görev hali dışında bazı kişilere ayrıcalık sağlanması, geçiş üstünlüğü hakkının görev halindeyken kullanılması. Doğru cevabımız nedir? Can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmuyoruz. Bu doğru. Biz yanlış olanı arıyoruz. Işıklı sesli işaret cihazlarını bir arada veriyor. Bu da doğru. Geçiş üstünlüğü hakkını görev halindeyken görev hali dışında kullanılması yasak bu hakların. Bu da doğru. Görev hali dışında bazı kişilere ayrıcalık. Bu doğru mu? Hayır. Yanlış olanı arıyoruz. Cevap C seçeneği. Şimdi geçiş üstünlüğü olan araçlarla ilgili şunu göstereyim ben size. Bu sayfa meşhur sayfamızdır. Cips kuralıdır. Önce can kurtaran sonra itfaiye sonra polis sonra sivil savunma aracı geçecek. Bunlar karşılaşınca. Yine geçiş üstünlüğüne sahip araçların hangileri olduğunu buraya yazdım. Bunlar okuyun. Bir de bunlar neymiş en önemli özelliği? Görev halinde kullanacaklar. Başkasının malına, canına zarar vermeyecekler. Kimseye ayrıcalık, imtiyaz amaçlı kullanılmayacak. En önemli meseleler bunlar. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün hangisini yapması yanlıştır? Burası ne? Yaya yolu. Yolu kontrol etmesi doğru. Öndeki aracı geçmesi yanlış. Aracın hızını azaltması doğru geçiş hakkını yayalara vermesi doğru. Arkadaşlar yaya geçitlerinde okul geçitlerinde öndeki araç sollanmaz. Tepe üstlerinde sollanmaz. Bunları unutmayın sınavda çıkıyor. Geçelim. Şekildeki bölünmüş karayolunda 3 numaralı araç sürücüsünün azami hızlı saatte kaç kilometredir? Bu 3. Cevap C. Neden Yolda 70 yazıyor arkadaşlar. Yani burada en fazla 70 ile girebilirsiniz. Anlamını taşıyor bu. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi otoyolda yapılabilecek davranışlardandır? Geriye gitmek, geri gitmek, zorunluluk dışında park etmek, hızına uygun şeritte gitmek. Cevap D seçeneği. Geri gitmek yasak geriye dönmek yasak. Park etmek yasak zorunluluk durumunun dışında. Doğru cevap D seçeneği. Geçelim. Emniyet kemeri ve kullanımı ile ilgili yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur? Bu tür öncülü soruda önce soruyu okuyun. Sonra doğru olanların yanına artı yanlışlara çarpı koyacağız. 1. Sürücü ve yolcular araçta tutarak vücudun ileri sağa sola yukarı vurmasını engellemek. Emniyet kemeri. Doğru mudur? Doğru arkadaşlar. Bunu engeller. 2. Kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirir. Bu da okey. 3. Yerleşim yeri içerisinde ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile dolmuş otomobillerindeki yolcuların emniyet kemer takması zorunlu değildir. Değildir. Bu da doğru. Doğru cevap nedir? 3'ü de doğru. Bu şekilde yaparsanız daha rahat olur. Önce soruyu okuyup sonra öncülleri okursanız. Geçelim. Tabloya göre ilk yardımcının numaralandırılmış kazazedelerin kırık durumlarına göre uyguladığı tespit işlemi. Doğru olana D, yanlış olana Y olarak değerlendirdiğimizde hangi şıkkımız doğru olur diyor. Şimdi fotoğrafı incelediğimizde 3 tane senaryomuz var. Bildiğimizden gidelim. Köpürcüyü biliyoruz. Bu köpürcük. Bu doğru. 2 doğru. 2 doğru. Bu olamaz. Ön kol yanlış. 3 yanlış. Bu D. Bu Y. Ön kol şu şekilde olacak çünkü arkadaşlar. Bu da üst kol. Bu da doğru. O zaman cevabımız nedir? D, D, Y. Yani C seçeneği oluyor. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur? İşaretleri inceleyelim. Bak işte 3 aynı biri farklı zaten. O halde farklı olandır cevap. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu ana yol tali yol. Bu ana yol tali yol. Bu ana yol tali yol. Yani bu 3 levayı görürseniz siz ana yoldasınız demektir. Fakat bu ters üçgen levhasını görürseniz tali yoldasınızdır. Biz de onu arıyoruz. Bu ters üçgen levhasının anlamı yol ver demektir. Yani ana yoldaki araca yol ver. Şurada bundan bahsedelim. Ana yol defaları bunlar arkadaşlar. Bunlar ana yol. Bakın şunları görürseniz ana yol levhası. Bunun ikisi. Bunun ikisi tali yolda olduğunuz. Eğer bunları görüyorsanız yol hakkı size ait değildir. Bu yol ver levhasıdır. Ters üçgen bu da zaten dur levhasıdır. Şurada da var. Bakın ters üçgen. Eğer bu yol tali yol, bu yol ana yol. Bakın. Unutmayın. Tali yol daha az yoğunluğa sahip yol demektir. Ana yol daha böyle işlek bir yol demektir. Yine burada bir ipucu var. Tali yoldan ana yola çıkan araç sürücüler yoldaki araçlara ana yoldaki araçları yani bakın burada bu levha var. Demek ki burası ana yol demektir. O zaman yol hakkı bu araca ait. Şuradan bir araba gelirse bekleyecek ana yoldaki aracın geçmesini. Devam edelim. Ticari amaçla şehirler arası yolda yük ve yolcu taşımacılığı yapan şoförlerin 4,5 saat devamlı araç kullandıktan sonra en az kaç dakika dinlenmeleri gerekir? 20, 25, 35, 45 Bu soruyu değişik değişik soruyor milli Eğitim. Tabii ki 4,5 saat kullandıktan sonra 45 dakika mola verilmesi gerekiyor. 4,5 saat kullanacak 45 dakika mola verecek sonra 4,5 saat daha kullanır ondan sonra kullanamaz. Yani bir günde yani 24 saatte 9 saat zaten en fazla kullanıyor. Sürekli olarak da 4,5 saat kullanır. Trafik işaret levhaları ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerine yaklaşan sürücülerin hangisini yapması yanlıştır? Yavaşlamaları, yayaları ikaz ederek geçmeleri, yayalara ilk geçiş hakkını vermeleri, okul geçidi görevlisinin talimatlarına uymaları okul geçidi. Hangisini yapması yanlıştır diyor. Talimatlarına uyacak mı? Evet. Eleyerek gidelim. Yayalara ilk geçiş hakkını verecek. Evet. Yavaşlamaları evet. İkaz ederek geçmeleri, yayaları ikaz etmeleri yanlıştır arkadaşlar. Yol hakkı yayanındır. İkaz etmiyorsun her zaman için. Yine okul geçitlerinde öndeki araç sollanmaz. Bunu da söylemiş olalım. Araç hareket halindeyken kontak kapatılmamalı veya kontak anahtarı kontaktan çıkarılmamalıdır. Buna rağmen kontak anahtarı kontaktan çıkartıldığında ne olur? Sürüş kolaylaşır, akü tam şarj olur, direksiyon kilitlenir, direksiyon daha rahat döner. Cevap nedir? Yeni nesil araçlarda zaten isteseniz de çıkartamazsınız ama eskaza oldu ki çıktı. Direksiyon kilitlenir arkadaşlar. Yanık derecesini belirlemede aşağıdakilerden hangisinin diğerlerine nazaran daha önemlidir? Yakıcı maddeye temas şekli, yakıcı etkiyi gösteren maddenin miktarı, yaralının üzerinde bulunan giysilerin cinsi, yanık yüzeyinin genişliği ve yanığın derinliği. Hangisi daha önemlidir yanıklarda? Şıklar arasında değerlendiriyoruz bunu. En tehlikeli şık hangisi? D seçeneği. Tabii ki yanığın derinliği hepsinden önemli. Tabii yüzeyin genişliği ve derinliği ama en çok da derinlik çok önemli. Çünkü yanık seviyesini belirlerken de zaten yanmanın derinliği yani yüzeysel yanıklar, ikinci derece yanıklar, üçüncü derece yanıklar onları belirlerken de yanığın derinliğine göre belirleniyor. Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir? Bir tane gördüğünüz gibi bir şey var. Cevap nedir? Yolda çalışma olduğunu, yolda gizli buzlanma olabileceğini, kaza sebebiyle yolun trafiğe kapatıldığını, düşük banketli yol kesimine yaklaşıldığını. Cevap nedir? A seçeneği yolda çalışma var. Adam çalışma yapıyor. Bunu bazen de şu şekilde soruyorlar. Unutmayın. Bu işareti görürseniz ne yapmanız gerekiyor? Yolda çalışma var demektir. Dolayısıyla ne yapacaksınız? Hızınızı azaltacaksınız. Öndeki araçla takip mesafesini arttıracaksınız. Unutmayın bunlar çıkıyor. Kontrollü demir yolu geçidine yaklaşan sürücü nasıl hareket etmelidir? Hızını azaltıp bariyerin izin vermesi halinde uygun hızla geçmesi, bariyer inmekte ise dikkatli ve hızlı geçmesi, yol açıksa hızlı geçerek uzaklaşmalı, inmiş bariyer varsa geçide girmeli. Kontrollü demir yolu geçit işte karayol ile demir kesiştiği yer hem zemin geçit gibi düşün. Hem zemin geçit işte. Burada ne yapacaksınız? Doğrusu nedir? A seçeneği. Hızımızı azaltıp bariyer izin verirse uygun hızda geçeceğiz. Arkadaşlar bariyer açık olsa bile hızlanmıyoruz. Bakın. Hızlı geçmek doğru değil. Yani bariyer arızalı olabilir. O tür durumlar oluşabilir diye her zaman için o tür yerlerde hızımızı azaltıp kontrol edip öyle geçeceğiz. Yol açıksa bile hızlı geçmeyeceğiz. Bakın. Kontrollü geçeceğiz. Geçelim.